hayatını kaybettiği belirtiliyor. Filistin kanadından da açıklama var. 1200 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5000 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Yeni bilgiler var. O bilgilerin hepsini sizlere aktaracağım. Ama önce bir açıklama geldi. O açıklamayı ekranımıza taşıyacağız. Hamas-İsrail savaşı 6. gününde devam ediyor dedik. İsrail hükümeti basın ofisinin bir açıklaması var sevgili izleyenler. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından da haber alınamadığı belirtildi. Bir kere daha vurguluyorum, İsrail hükümetinin basın ofisi yaptığı açıklamayı, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından da haber alınamadığı belirtiliyor. Son gelen bilgi bu yönde. Bölge sıcak. Ardı ardına gelen yeni açıklamalar var. Kassam Tugayları tarafından esir alınmış olan bir kadın ve çocuğu bırakıldı. O anları biraz sonra ekranımıza taşıyacağız. Gazze'de ne yaşandığı önemli. Zira İsrail çok yekun ablukasını sürdürüyor Gazze'de. Elektrik kaynağı dün itibarıyla bitti. Gazze karanlığa gömüldü. Su kaynağı kesildi, gıda yardımı yapılmıyor, gıda